Herkese merhaba. Gülşah's Life Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Ben çok iyi, aynı zamanda kendime dönmüş, uyanmış bir günümdeyim. Uyanmış derken neyi kastediyorum? Birazdan anlayacaksınız. Kısacası değişik ama iyi hissediyorum. Canımızın artık yavaştan denizler çektiği Haziran'ın bu günlerinde bu görüntülerle bir podcast hazırlamak istedim size. Arka planda geçtiğimiz günlerde sevgili arkadaşım Mehmet'le birlikte yine İstanbul'da plaj keşfine çıktığımız günlerden biriydi. Ee, çok huzurlu, çok pozitif hissettiğim e, o günden görüntüleri arka plana koymayı tercih ettim. Umarım izlerken ve aynı zamanda dinlerken keyif alırsınız. Artık Haziran ayına geldik. Havaların güzelleşmesiyle birlikte kısmen <laughs> hani Haziran ayında olduğumuz için böyle yaz gelmiş moduna ne kadar girmeye çalışsam da tam olarak hava bize bu yaz hissini vermiyor. Bu bir noktada beni sevindiriyor açıkçası. Şimdi böyle deyince aranızda buna gıcık olacaklar olabilir. Ama malum ben pek yaz insanı, sıcak insanı değilimdir. <laughs> Ama içim denizler istiyor, tatiller, kumsallar, yaz akşamı yürüyüşleri, kumsalda ateş yakmalar, şarkı, türkü söylemeler çekiyor. Ruhum bunu istiyor, böyle bir dönemindeyim. Sosyal medyaya da artık bolca deniz, tatil videosu, fotoğrafları gelmeye başladığına göre artık bizim de istememiz, özenmemiz pek de anormal Değil diye düşünüyorum arkadaşlarım. Haziran demişken bu huzursuz ve monoton hissettiğimiz günlerde e, tek sevdiğim ve mutlu olduğum şey artık yaz meyvelerinin çıkıyor olması. Ne alaka diyeceksiniz biliyorum ama <laughs> gerçekten şu an en sevindiğim şey e, Artık işte kayısı, kiraz, şeftali iyi olabilmek. Kavun karpuza daha var. <laughs> Artık küçük şeylerden de mutlu olabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Malum ülke şartları. Buna mecbur bırakıldık çünkü. Deyip şöyle siyasete girmeden kıyısından köşesinden ben kaçar. <laughs> Bugün biraz kendimle ilgili eleştirel bir podcast olacak diye düşünüyorum. İnsan en çok kendine dönüp bakmalı her şeyden, herkesten önce. Gerçekten karşımdaki insana verebildiğim, vermeye çalıştığım, göstermeye çalıştığım şey kendimde mevcut mu diye sorgulaması gerekiyor. Ben de öyle bir günümdeyim şu anda. Ve spontane bir şekilde podcast kaydetmek ve içimdekileri paylaşmak, dertleşme ihtiyacı doğdu. Belki şu anda bana tesadüfi bir şekilde denk geldiyseniz şu an beni dinliyorsanız belki de sizin de kendinizi sorgulamanız gereken bir döneminiz olabilir ya da sorguluyorsunuzdur hali hazırda bilmiyorum. Yalnız olmadığınızı bilin istedim. Gerçekten terzi kendi söküğünü dikemez mi? Soru işareti. Eskiden söylenmiş hiçbir sözün boşuna çıkmadığına, boşuna söylenmediğine her geçen gün daha da fazla inanmaktayım. Hepsi tecrübeye, yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkmış çünkü. Bir manikürcüye gidiyoruz ve onun tırnakları yeterince yapılı ve güzel değilse onu sorgulamaya ve eleştirmeye başlıyoruz içten içe de olsa. Ya da şişman bir diyetisyen olabilir mi hiç? Bu mümkün mü? İyice linçleri ve eleştirileri düşünemiyorum bile. Ki öyle bir diyetisyen tanıyorum eskiden e, oldukça kilolu olup sonra da insanların eleştirilerine daha fazla dayanamayıp kilo vermiş biri. Kısacası gördüğüm şu karşıya verdiğin şey vermeye çalıştığın şey sende yoksa sana saygı duyulmuyor hiçbir şekilde. Peki bu ne kadar doğru? Yani bir şef çok güzel yemekler yapmayı biliyor diye her gün kendine çeşit çeşit yemek yapmak zorunda mı gerçekten? Kendimden de bir örnek verecek olursam kişisel gelişime kafayı takmış ve meditasyon içerikleri üreten biri olarak öğrettiğim ve anlattığım şeyleri ne kadar hangilerini ne kadar kendi hayatıma uygulayabiliyorum? Bugünlerde sorguladığım şey bu sorguluyorum çünkü bu aralar sürekli kendimle ilgili hoş olmayan ve değiştirmem gereken şeylerle ilgili işaretler, mesajlar almaya başladım. Gerek karşıma çıkan videolar, gerek okuduğum yazılar, gerekse ailemden en yakınlarımdan aldığım ikazlar ve tepkiler beni bunu sorgulamaya ve üzerinde düşünmeye sevk etti. Her şey fark etmekle başlıyor zaten. Ve bunun için de minnettarım. Her ne kadar bazı kısımları beni e, üsse de, kırsa da, rencide edici olsa da <laughs> sonuçta sevdiğim insanların e, iyi niyetine inanıyorum. Ve e, değiştirmek için de tabii ki de elimden geleni yapabileceğimi biliyorum. Geçen gün YouTube'da bir video gördüm ve izlemeye başladım. Yine çekim yasası ile ilgili diyebiliriz aslında bir noktada. Çünkü hayatımıza çekeceğimiz insanlarla alakalı. Hale Caneroğlu'nun bir videosu. Başlık şu. Hayatının aşkını nasıl bulursun? Benim de bir dikkatimi çekti ve izlemek istedim. Videoda anlattığı şey gerçekten bir noktada durup düşünmeye sevk ediyor insanı. Hayatına nasıl bir insan çekmek istiyorsun? Tavsiye ettiği şey istediğin her özelliği A'dan Z'ye ne olursa olsun aklına ne gelirse bir deftere yazmak. Ama ne istiyorsan işte cömert olsun, mutlu olsun, pozitif olsun, öyle olsun, böyle olsun. Tamamen senin hayal gücüne ve isteklerine bağlı. Sınırı yok. Ama işin en zor kısmı buradan sonra başlıyor. Yazdın mı? Okay. Bundan sonra yazdığın o istediğin özelliklere bakıyorsun tek tek. Yazdığın özelliklerden hangileri sende mevcut? Hangileri değil? Mesela sakin birini istiyorum yazmışsın. Sakin bir insan istiyorsun peki kendine dönüp bak. Sen sakin biri misin? Mutlu bir insan istediğini yazıyorsun. Peki sen gerçekten mutlu musun? Mutlu bir birey misin? Eğer o istediğin insanla aynı frekansa girebiliyorsan işte o zaman kendine çekebiliyorsun, kendine çekmeye başlıyorsun. İşin özü, işin sırrı burada arkadaşlar. Ben sadece yazma ve evrene yollama, hayal etme kısmına hakimdim. Bu kısmın olması gerektiğini biliyordum ama en önemli kısmı kaçırmışım dönüp kendine bakma kısmı gerçekten izlediğim bu video bu noktada beni uyandırdı ee, istediğin her ne varsa dönüp kendine bakacaksın ee, ve o özelliklere dönüşmeye çalışacaksın en zor ve en önemli noktası ben de ne yaptım oturdum kalem kağıt aldım ve e, hayatıma çekmek istediğim insanın tüm özelliklerini yazmaya başladım Hangileri bende var, hangileri yok? Hepsini not edip bilinçaltımı işlemeye, kendimi bilinçlendirmeye, uyandırmaya başladım. Mesela gün içerisinde en ufak bir patlama, sinirlenme anında kendime telkinler vermeye başladığımı fark ediyorum. Ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videonun adını az önce söylemiştim ama merak edenler ve izlemek isteyenler için linkini açıklama kısmına bırakabilirim. İzleyen ve deneyecek olanlar varsa bana yorum olarak paylaşırsanız çok mutlu olurum bu arada. İstediğimiz insanı gerçekten hayatımıza çekebilir miyiz bilmiyorum ama en azından kendimizle ilgili hoş olmayan şeyleri çörpülemeye, düzeltmeye çalışırsak bile çalışsak bile harika bir şey başarmış oluruz diye düşünüyorum. Böylelikle bir podcast'in daha sonuna geldik. Size şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz ve beni sevdiyseniz abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.